Ercan Havalimanı'ndan bir canlı yayınla daha ekranında sayın seyirciler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizdeki iki günlük ziyaretinin tamamlanmasının ardından bugün askeri törenle uğurlanıyor Ercan Havalimanı'ndan. Biz de bunu size canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Evet, 19 Temmuz'da dün gelmişti Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve burada 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarının, yani Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kutlamalarının coşkusunu Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yaşamak için 19 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmişti. Gelişinden itibaren dün gerçekleştirdiği ve bugün gerçekleştirdiği tüm temaslarını da belirti olarak canlı getirmiştik ekranlarınıza. Evet, şimdi de ben yavaş yavaş kameranın karşısından çekiliyorum ve askeri tören Ercan Havalimanı'nda başladı. Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü çerçevesinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için ülkemize gelmişti. Ve bu iki günlük temaslar çerçevesinde dün ülkemize geldi. Cumhuriyet'le Ercan Havalimanı'ndan Cumhuriyet Meclisi'nde özel bir oturum yapıldı ve Cumhuriyet Meclisi'nde vekillere hitap etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada hem Kıbrıs konusunda önemli şeyler söyledi, hem de biliyorsunuz ülkemizde buraya gelmeden önce yaptığı açıklamalarda bir müjdesi olduğunu söylemiştik Kıbrıs Türk halkına ve o müjdeyi de açıkladı. Dün Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı özel birleşimde yaptığı oturumda yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve tabii ki Türk tarafının iki devletli çözüm politikalarını, egemen eşit iki devletli çözüm politikalarını sonuna kadar desteklediklerini, yanında olduklarını söylemişti ve bunun yanında ve vereceği müjdeyi de açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı külliyesi, burada bir cumhurbaşkanlığı, yeni bir cumhurbaşkanlığı binası, cumhurbaşkanlığı külliyesi yapılacağını, buna artı olarak da Cumhuriyet Meclisi binasının da yenilenmesi gerektiğini ve bunun
içinde adımların atılacağı müjdesini vermişti Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet, dünkü temaslarının ardından, tabii dün meclisteki konuşmasının ardından Sayın Erdoğan kalabalık bir heyetle gelmişti ülkemize ve aynı heyetle birlikte bugün ülkemizden ayrılıyor. Temaslarını tamamlayarak bugün ülkemizden ayrılıyor. Evet, dün Cumhuriyet Meclisi'ndeki özel birleşimde yaptığı konuşmanın ardından yine gençlerle buluşması vardı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ve bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı. Orada da konuşma yaptı. Oradaki konuşmasında da yine Kıbrıs konusunda ve Maraş konusunda da önemli açıklamalarda bulundu Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet, şu anda izliyorsunuz. Kendisini uğurlamak için alana gelen devlet ve hükümet yetkilileri ile vedalaşıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eşlik ediyor tabii ki kendisine. Sayın Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bu ziyarette kendisine eşlik etmişti. Ve o daha bu tören öncesinde alana, Ercan Havaalanı'na geldi ve uçaktaki yerini aldı. Diğer heyetteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber gelen heyettekiler de uçaktaki yerlerini aldılar. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gelen bakanlar, Dışişleri Bakanı, İl Savunma Bakanı, onlar da şu an bu uğurlamadaki protokolle birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte uçağa binmek için son vedalaşmalarını gerçekleştiriyorlar. Evet, yavaş yavaş ilerliyor. Maraş konusunda da önemli açıklamalar yapmıştı dedik Recep Tayyip Erdoğan. Bu konuda da Maraş'ın bazı askeri olan bölgelerinin de açılması için çalışmalar başlatılabileceğini söylemişti. Yine Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk tarafının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sunduğu önerilerin iki devletli çözüm politikasının, egemen eşit iki devletli çözüm politikasının da sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi, yineledi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki konuşmalarında da. Evet, yavaş yavaş ilerliyor, aktarmaya çalışıyoruz size, ancak çok kalabalık korumalar da tabii ki bugün kalabalık bir koruma görevlisi de var. Aralarından seçebiliyor muyuz bilmiyorum, bir kameramız daha var gerçi, ondan daha net görüntüler alabiliriz sanıyorum. Devlet ve hükümet yetkilileriyle vedalaşmasını sürdürüyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yavaş yavaş da ilerliyor uçağın merdivenlerine doğru. Evet, şu anda izliyoruz. Askeri törenle uğurlanıyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizden. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın coşkusunu bizlerle birlikte, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yaşamak için, paylaşmak için iki günlük ziyarette bulunmuştu ülkemize. Dün ve bugün yoğun temasları vardı.
törenlere katıldı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları törenlerine katıldı. Tabii çifte bayram kutluyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın da birinci günü. Onu da, bugünü de ülkemizde geçirdi Sayın Erdoğan ve heyeti. Böylece çifte bayramı bizimle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla birlikte kutlamış oldu. Hem Barış ve Özgürlük Bayramı'nın coşkusunu, hem de mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününü ülkemizde bizimle birlikte, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte geçirdi. Bu coşkuyu bizimle paylaştı ve şimdi de Türkiye'ye dönmek üzere ülkemizden ayrılıyor. Evet, canlı yayınla aktarmıştık dün ve bugün yaptığı tüm temasları, katıldığı törenleri, etkinlikleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bugün önemli bir toplantısı daha vardı Cumhurbaşkanlığında. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve burada da yine Kıbrıs konusunda gelinen son aşamalar, Kıbrıs Türk tarafının önerileri ve geniş bir şekilde her konu konuşuldu, görüşüldü. Her şeyin üzerinden detaylarıyla geçildi. Evet, şu an görüyorsunuz, kameralarınıza yansıtıyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait özel uçağın merdivenlerinden, uçağın kapısında, evet, el sallıyor ve son uğurlamasını yapıyor. Şu an Erdoğan iki günlük temaslarını tamamlayıp ülkemizden ayrılıyor. Evet, uçağa bindi şu an Recep Tayyip Erdoğan. Hazırlıkların tamamlanmasının ardındansa uçağın hareket etmesi bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıdan bahsediyorduk. Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda da çok önemli konuşmalar gerçekleştirildi orada. Kıbrıs konusunda yapılan Kıbrıs Türk tarafının görüşleri üzerinden geçildi. Zaten Kıbrıs Türk tarafının masaya koyduğu önerilerinin arkasında olduğunu, sonuna kadar desteklediğini de söylemişti Erdoğan. Her konuşmasında söylüyordu. Bunu buradaki açıklamalarında, buradaki konuşmalarında da yineledi. Evet sayın seyirciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizdeki iki günlük temaslarını tamamlamasının ardından bugün az önce askeri törenle ülkemizden ayrılıyor ve uğurlaması, askeri törenle uğurlaması gerçekleştirildi. Tüm devlet ve hükümet yetkilileri üst düzey olarak buradaydı. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın eşlik ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradan askeri selamlayarak askeri törenle uğurlandı ve az önce de uçağa bindi. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait özel uçağa, buraya geldiği uçağa binerek arkamda gördüğünüz gibi uçağın kapısı da kapandı ve ülkemizden yoğun, iki günlük yoğun temaslarını üst düzey olarak tabii ki gelmişti. Kalabalık bir heyetle gelmişti ve yine bu kalabalık heyetiyle birlikte ülkemizden ayrıldı. Evet sayın seyirciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ercan Devlet Havalimanı'ndaki askeri törenle uğurlanışını da canlı olarak taşıdık ekranlarınıza. Bir sonraki canlı yayınlarımızda yine görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.